Yıldızımızın nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Bunun için gereken malzemeler, tahta boncuk kullanıyorum ben. 12 tane yeşil tahta boncuk, 18 tane de kırmızı, 18 tane de kırmızı tahta boncuğumuz var. Bir tane iğne ve bir tane ipliğe ihtiyacımız olacak. İlk aşamada yeşil boncuklarımın hepsini, 12 tane yeşil boncuğumu ipime geçiriyorum. Şurada biraz mesafe bırakıyorum en sonunda bağlamak adına. Bunu bu şekilde geçirdikten sonra buradan çıkan ipim, iğneli olan, buradan çıkış yönünün tersine, yani tekrar bu tarafa doğru gider şekilde bir taneden geçiriyorum. Ve bunu şöyle tutuyorum elimle. Şöyle yapalım. Şimdi 3 tane boncuk alacağım. Kırmızı boncuk. Ve bir tanesini bırakacağım. İpin çıkış yönüne doğru gidiyorum bakın. Bir tane bırakıyorum. Bir sonrakinden şu şekilde geçiriyorum. Ve şöyle yıldızımızın ilk köşesi oluşuyor. Sıradaki 3 boncuğu alıyorum. Yine aynı şekilde bir tane bırakıyorum, bir sonrakine geçiriyorum. Sıradaki 3 boncuk. Bir bıraktım, bir sonrakine geçirdim. Düzelterek giderseniz en sonunda daha kolay olacaktır birleştirmeniz. Sıradaki 3 boncuğumu aldım. Bir boş ve birini geçirdim. Üç boncuk. Bir boş, bir sonrakine geçirdim. Son 3 boncuğumu alıyorum. Burada kafanız karışmasın. Bir boş bıraktım. Pardon. Kafanız karışmasın burada. Gene bir tane boş bıraktım. Şuradan gelen bir ipim var ama onu hiç umursamayın. Onu şöyle aşağıya doğru atın. Tekrar bu boncuğun içinden geçireceğim. Üçüncü kez geçince biraz zor oldu. Daha ince bir ip de kullanabilirsiniz. Bunu da geçirdikten sonra yıldızım tamamlanmış oldu. Düzeltmek için şöyle iğneyi çıkartalım. Şöyle. Burada kalan ipimi şu şekilde bağlayacağım. Şöyle biraz sıkıştırın ki düzgün dursun. Bağlarken gevşek kalırsa dediğim olacaktır. Bir bağcık dağıtıyorum. Ve yıldızım bu şekilde hazır. Şimdi yılbaşı süslerinden biri olan bu baston şeker şeklindeki makremi süsümüzü yapacağız. Bunun için gereken malzemeler şöyle alayım. Bir tane tel parçası gerekiyor. 2 adet de biri kırmızı, biri beyaz olmak üzere yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 2 tane ip gerekiyor. Ben burada 5 milimetre tek burgu ip kullandım. Daha kalın kullanırsanız daha büyük bastonlar da elde edebilirsiniz. Telimi de şöyle alıyorum. Şimdi bu iki ipimi ortadan ikiye katlayıp, yani tam ortalarından
üstten aşağıya doğru gelen şu şekilde altta kalacak şekilde, diğeri de onun üstüne ortasına gelecek şekilde artı şeklinde koyuyorum bunları. Daha sonra şu ipimi alıyorum, üstteki ipimi. Bunun üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sonra sıradaki ipim bu. Bunu geçiriyorum. Şu orta noktayı unutmayın ama, isterseniz bantlayabilirsiniz. Sonra bunu değil, bir sonrakini alıyorum. Şimdi bunu değil, bunu alıyorum. Ve bu son ipim olacak. Bunun ucunu buradan geçiriyorum. Orta noktayı kaybetmeyin. Diğer iplerimi yavaş yavaş çekerek şöyle sırayla çekebilirsiniz. Orta noktanın üstünde şu şekilde birleştiğini görüyorsunuz. Pardon, çok sıktım. Şöyle zar düğümü aslında bunun ismi. Çin düğümü de deniyor. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar edeceğim. Baştan başlıyorum. Yine bu üsttekini aldım. Böyle bunun üstünden geçirdim. Sıradaki ipim bu. Aldım, geçirdim. Sıradaki ipimi buna atlıyorum. Bu. Bunu atlıyorum. Bu. Şuranın içinden geçiriyorum. Artık ortam zaten belli olduğu için çok sıkıntım yok. İstediğiniz gibi ipleri çekebilirsiniz. Daha bunun üstüne geldi. Şimdi burada çok sıkmadan önce telimi şöyle koyuyorum ortaya. İplerimi gene şöyle alıyorum. Hep artı şeklinde olacak. Bunu buraya koyduktan sonra birazcık sıkıştırabilirsiniz şimdi bunları. Sıkarak giderseniz hepsi bütün boy boyunca, yani şu kısım boyunca eşitlemiş olursunuz. Şimdi aynı işlemi tekrar tekrar yapacağım. Şimdi telimizi geçecek kadar ördükten sonra bir kısım geçecek, şu kadar falan geçirdim. Sonrasında alt kısmını bağlıyor olacağım. Şöyle kırmızı bir iple normal bir düğüm de atabilirsiniz buraya. Sıkıştırıyorum. Bunları çekiyorum şöyle alttan. Düzgün dursunlar diye. Sonra iyice sıkıştırdıktan sonra üst tarafını da şöyle büküyorum. Fazlalıkları keselim. Ve bu şekilde baston şekerimiz de hazır.